Ya artık biraz dedik bir altyapı yapalım. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Başkanı ama bu bina birkaç evre geçirmiş. Biz Selçuklar fethedene kadar bir 4 evresi var bunun. Ama bu kale surları aslında yani yüksek de bayağı. Bu aslında daha da aşağı inecek midir? Yok o temel efendim. Temel diyor şu. Onun altını yokladım ben daha Roma öncesi ne var diye falan sondaj o. Kasım 15'e kadar Kasım sonuna kadar götürebileceğimiz bir dönem çıkarabilsek. Çıkarız yani önümüzdeki sene çıkarmış. Urartular buraya nasıl gelmiş? Urartular şurayı kale olarak kullanıyor. İşte doğru. Bu aslında lejyon böyle bir şeydi. Böyle üç boyutlu. Bunlar askerlerin kaldığı yerler. Hepsi burada vardı. Bu ölçülerdeydi. Yani bu kalenin ölçülerine göre bunu yaptık. Şu yapıları ve idari yapıları buradaki. Kenti buradan idare ediyorlar lejyonlarını. Satala antik kentimizdeki kazılarımızı incelemek ve buradaki çalışmaları yerinde görmek, değerli hocamızı ve ekibini ziyaret etmek amacıyla Satala Antik Kenti'ndeyiz, Sadak Köyü'ndeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi çok önemli çalışmalara imza atılıyor bu bölgede. 3 yıldır valiliğimizin, İl Özel İdaremizin destekleriyle buradaki ekibimiz, kazı başkanı hocamızın önderliğinde çok önemli, çok özellikli bir çalışma yürütüyor. Bunun sonucunda inşallah bu bölge kültür turizmi açısından çok önemli bir noktaya gelecek. Ortaya çıkarttığımız bir kent var. Burada bir antik kent, bir lejyon kenti. Roma döneminin en önemli lejyon kentlerinden birisi. Bu bölge inşallah bütün dünyanın hizmetine sunulacak, kültürel değer olarak bütün dünyaya gösterilecek bir çalışma. Bu vesileyle ben kazı çalışmalarında emeği geçen başta değerli hocamıza ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır çabalarını esirgemeyen İl Genel Meclisimize de, İl Özel İdaremize de çok teşekkür ediyorum. Valiliğimizin çok önemli destekleriyle belirli bir noktaya kadar geldi. Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla çok güzel yerlere geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun sonucunda biraz önce değerli hocamızın gösterdiği bir projeyi de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı üzerinden değerlendirip uygulamaya koyduğumuz takdirde bu bölge bir tarafında Baksı Müzesi, bir tarafında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi orta bölgesinde böyle bir değerle bu bölgeye, ülkemize ve insanlığa çok özellikli hizmetler sunacaktır. Satala'daki bu seneki kazı çalışmaları oldukça verimli geçmekte. 2022 yılı kazı çalışmalarında özellikle Lejyon Kalesi'nin olduğu alandaki, 3. alanda çalışmaları yürütüyoruz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında çok önemli bulgulara ulaştık. Geçen yıllarda buradaki Urartu varlığını belgeleyen bulgular vardı. Ama mimari anlamda bir kalıntı bulamamıştık. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmalarda Urartuların buradaki varlığını mimari açıdan da kanıtlamış olduk. Özellikle hemen alttaki yapıların olduğu alanda büyük bir Urartu konutuna ait izlerle karşılaştık. Girişiyle beraber, duvarlarıyla beraber büyük olsa kerpiç bir mimari vardı. Tabi Roma dönemi, Roma İmparatorluk dönemi lejyonu buraya yapıldığı zaman bu Urartu kalesi, Urartu yerleşimi tahrip edilmiş. Ama bu seneki çalışmalar sırasında özellikle Roma İmparatorluk dönemine dair de bulgularla elde ettik. Lejyonun kalesinin özellikle giriş bölümü ve burçlarını ortaya çıkardık ve Lejyon Kalesi'nin yaklaşık 170 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını algıladık ve bununla beraber giriş yönündeki kuleler ve diğer kalıntılarla beraber Lejyon'la dair bu sene çok daha önemli veriler elde etmiş durumdayız. Akabinde de yine C3'te hemen arkamda görmüş olduğunuz bu sütunlu yapının önemli bir kısmı ortaya çıkarıldı ve yine görmüş olduğunuz üzere yaklaşık 1500 yıllık bir bazilika ve sonrasında da bir hamam kompleksine dönüştürülmüş. Ve bu da bu bölge için oldukça önemli bir yapıydı. Tarihsel süreçte de hemen bunun altında da Roma İmparatorluk dönemi katlarını bulduk ve buradan gelen gerek amforalar gerekse çeşitli silah, okucu gibi kalıntılar lejyonun buradaki varlığını yine bize doğrulayan unsurlardan birisi oldu ve yine burada lejyona ait çok sayıda üzerinde Leg 15 Apollinaris baskılı
damgalı tuğlalar da bulduk, yapı tuğlaları. Bunlar da buradaki Roma lejyonunun varlığını bize kanıtlayan önemli göstergeler oldu. Tabii bu yapılar biraz daha erken Hristiyanlık dönemi. Bunların hemen alt kotunda Roma dönemi yerleşimleri gelmekte. Tabii bunlar buraya yapılırken de ciddi bir imar faaliyeti olmuş ve bunun neticesinde de Roma İmparatorluk dönemi tabakalarının bir kısmının tahrip edildiğini görüyoruz. Bu bakımdan da baktığımız sürece gelecek yıllardaki çalışmalarla beraber buradaki hem Urartularla ilgili hem erken Hristiyanlık hem de Roma İmparatorluk dönemi bulgularıyla ilgili, lejyonla ilgili çok daha önemli veriler elde edebileceğimizi umuyoruz. Bak buradan işte amforalar.